Herkese selamlar arkadaşlar, ben Alihan. Bugün sizler birlikte Grand RP'ye 31 Mayıs 2024 tarihinde gelen büyük yaz güncellemesinin yenilikler videosuyla karşınızdayım. Evet, Grand RP'ye şu bulunduğumuz günlerde yaz güncellemesi geldi ve bu güncellemeyle birlikte de oyuna yeni etkinlikler, araçlar ve yeni özellikler getirildi. İşte bu videoda sizlere bu etkinlik ve yenilikler neler, bunları anlatacağım. İlk olarak dilerseniz Grand RP'ye nasıl kaydolabilirseniz bunu çok hızlı bir şekilde 1 dakika içerisinde sizlere anlatayım. Öncelikle Grand RP'yi oynayabilmek için PC üzerinde orijinal bir GTA 5 oyununa sahip olmanız gerekiyor. Ki GTA 5'i dilerseniz Steam üzerinden, dilerseniz Epic Games üzerinden ya da Rockstar Games Launcher üzerinden satın alabilirsiniz. Bir sonraki adımımız ise kayıt işlemi. Oyuna ekstra bonuslarla başlamak istiyorsanız videonun açıklama ve sabitlenen yorum kısmında gta5grand.com şeklinde başlayan referanslı linke tıklayarak Grand RP'nin resmi sitesine gidebilir ve bunu gerçekleştirebilirsiniz. Sitede yer alan bölmeleri kendinize göre doldurun ve yeni bir hesap oluşturun. Sonrasında da download seçeneğine basarak oyunun resmi istemcisini indirebilirsiniz. İndirme işleminin bitmesini bekleyin ve sonrasında da inen dosyaya tıklayıp basitçe next next diyerek kurulum işlemini tamamlayın. Yükleme işlemi tamamlandıktan sonra yapmanız gereken tek şey masa üstünüze gelen simgeye tıklamak ve program otomatik olarak gerekli dosyaları sizin için indirerek hazır hale getirecektir. Bu işlemden sonra da play tuşuna basıp oyunu açın ve az önce oluşturduğunuz hesap bilgilerinizi buraya yazarak oyuna giriş yapın. Sonrasında kendinize yeni bir karakter oluşturabilir ve bu Grand RP'nin devasa dünyasına adım atabilirsiniz. Eğer oyunla ya da kayıt olmayla ilgili sorularınız olursa Grand RP'nin Discord sunucusundaki Getting Help kanalından ya da kanalımızın Discord sunucusunda bulunan Grand RP özel kanallarından destek alabilirsiniz. Hepinizi oyundaki ailemize beklerim. O zaman videomuza devam edelim. Evet, güncellemeyle birlikte oyunumuza eklenen ilk etkinliğimiz GC etkinliği. Bildiğiniz üzere oyundaki en değerli para birimi GC oluyor ve bu GC'lerle de oyun içerisindeki değerli ödüllerin sahibi olabiliyorsunuz. Bu GC etkinliği kapsamında da 31 Mayıs ile 2 Haziran tarihleri de dahil olmak üzere her gün bu tarihlerde oyuna girip 5 saat vakit geçirirseniz günlük olarak 15 GC'nin sahibi oluyorsunuz. Dolayısıyla mutlaka şu günlerde oyunu sıklıkla oynayarak GC'leri toplamanızı size tavsiye ederim. Güncellemeyle birlikte oyunumuza eklenen bir diğer etkinliğimiz ise çarpı 2 donate etkinliği. Eğer oyunda GC yani Grand Coin satın alımı yapacaksanız bu etkinlik bitmeden satın alımı yapmanızı öneririm. Zira 9 Haziran'da dahil olmak üzere bu tarihe kadar yapacağınız GC satın alımlarınızda 2 katlık bir bonus yer alacak. Yani miktarı fark etmeksizin örneğin 100 GC'lik bir satın alımı yaparsanız o halde 200 GC elde edeceksiniz gibi. Dolayısıyla oyuna nadir gelen bu etkinliği kaçırmamanızı öneririm. Güncellemeyle birlikte oyunumuza eklenen bir diğer etkinliğimiz ise ücretsiz araç etkinliği. Evet, eğer Grand RP'yi 31 Mayıs ile 16 Haziran tarihleri dahil olmak üzere bu tarihler arasında toplamda 50 saat oynarsanız gerçek hayattaki BMW M3 Touring G81 adındaki araçtan esinlenmiş olan Übermat M3 Touring G81 adındaki aracın ücretsiz bir şekilde sahibi olacaksınız. Bildiğiniz üzere bu etkinlik araçları genellikle oyunda sonradan elde edilemeyen nadir araçlar oluyor ve özellikle de oyuna yeni başlayacaksanız ya da nadir araç koleksiyonu yapmayı seviyorsanız bu etkinliği de kaçırmayarak bu aracı elde etmenizi sizlere öneririm. Önümüzdeki günlerde aracın daha detaylı bir inceleme videosunu da kanalda bulabileceksiniz. Güncelleme ile birlikte Grand RP'ye eklenen bir diğer yenilik ise oyunumuza yeni kasalar ve araçlar eklendi. Bu kasa ve araçları oyundaki mağazada görebilmeniz mümkün. Toplamda 7 adet kasa ve yeni araçların eklendiğini görüyoruz. Araçların nasıl bir şey olduklarını da yine şu an yakında görebilirsiniz. Hem kanalda yaptığımız Grand RP canlı yayınlarında hem de kasa açılımı videolarımızda bu kasaları da sizlerle birlikte açacağız. Dolayısıyla takipte kalmayı unutmayın. Güncelleme sonrasında oyunumuza eklenen yeniliklerden bir diğeri ise oyunumuza yeni bir günlük giriş ödülü sayfası eklendi. Oyuna her gün girdiğinizde bu sayfayla karşılaşacaksınız ve buradaki mantıkla özetle oyuna her gün en azından bir kere giriş yaparsanız çeşitli ödüllerin sahibi oluyorsunuz. Hemen sağ taraftaki haritanın üzerinde yer alan ödüllerden de anlayacağınız üzere ilk 6 ödül çeşitli korsan kıyafeti ve aksesuarlarını içerirken 7. gün ödülüne baktığımızda da üzerinde özel bir desene bulunan yeni bir araba görüyoruz. Ayrıca orta taraftaki yazıya baktığımızda da bu 7 günlük ödülleri elde etseniz bile yine de oyuna her gün giriş yaparsanız oyuna yeni eklenen korsan etkinliğinde bulunan özel ödülleri alabilmemize yarayan 100.000 gold coin'in ücretsiz bir şekilde sahibi olabiliyorsunuz. Güncellemeyle birlikte oyunumuza bir de yaz temasına uygun olacak bir korsan etkinliği eklendi. Oyundayken M tuşuna bastığınızda hemen alt tarafta yer alan Pirates Event seçeneğini tıklayarak etkinlik ekranına ulaşabilirsiniz. İlk olarak bu etkinlik kapsamında oyunumuza gold coin adında bir para birimi eklendi. İşte bu para birimine burada yapacağınız görevlerle ya da sahip olduğunuz GC ve materyallerinizi dönüştürerek sahip olabiliyorsunuz. Bu sahip olduğunuz gold coin'lerle de hemen buradaki ikinci sekmeden oyuna yeni eklenen çeşitli kıyafet ve aksesuar gibi eşyaları satın alabiliyorsunuz. Gold coin'lerle elde edebileceğiniz ödüller arasında özel desenli araçlar ve yine oyuna yeni eklenen ve oldukça nadir olan maymun evcil hayvanını da etkinlik süresince buradan elde edebilirsiniz. Dilerseniz şimdi de etkinlik kapsamında oyuna eklenen bu etkinlikleri sizlerle birlikte hızlı bir şekilde inceleyelim. Hemen ilk sekmemizde çeşitli görevler bulunuyor ve burada yazan görevleri yaparak gold coin kazanabiliyorsunuz. Hemen en üstteki görev olan Search for the Hidden Pirate adındaki görevde yapmanız gereken şey her gün haritanın farklı konumunda bir korsan ortaya çıkıyor ve siz de bu korsanı bulup etkileşime geçerek 100.000 kadar gold coin elde ediyorsunuz. Bu ve diğer görevlerin yerleri genellikle Grand RP'nin ve bizim Discord sunucumuzdaki Grand RP galeri kanalında deneyimli oyuncular tarafından paylaşılıyor. Dolayısıyla görevleri hızlıca yapabilmek adına Discord sunucumuza da gelmeyi unutmayın. Bir sonraki Golden Mountain görevine baktığımızda da her saati 25 geçe haritanın rastgele seçilen bir konumda altınla dolu bir yer ortaya çıkıyor ve buraya gidip kazı yaparak gold coin elde edebiliyorsunuz. Bunun için hemen bu ekrandaki bekleme süresi bittiğinde sarı butona tıklıyorsunuz ve bunun akabinde de haritada bu altınların yeri işaretleniyor. Süre bittikten 2 dakika sonra altınları toplamaya başlayabiliyorsunuz ve bunun için de toplamda 5 dakikalık bir süreniz bulunuyor. Dolayısıyla etkinlik aktifleştiğinde hızlı bir şekilde konuma gidip altınları toplamanızı öneririm. Kazı yapabilmek içinse oyunda pickaxe diye geçen herhangi türden bir kazmaya sahip olmanız gerekiyor. Bu kazmayı da haritada dolar işaretli simgelen marketlerden satın alabilirsiniz. Bir sonraki görevimize yani Treasure Hunt adındaki göreve geçelim. Bu görevi hemen en üstteki sekmelerden Treasure Hunt adındaki kısma geçerek yapabilirsiniz. Buradaki mantık ise şu şekilde. Oyunda her gün rastgele 3 farklı konum seçiliyor. İşte bu ekrandan tek tek bu tuşlara basarak bulmanız gereken hazinenin tam olarak nerede olduğunu haritada işaretleyebilirsiniz. İşaretlenen bölge ilk etapta biraz büyük görünebilir fakat oyuna vakit geçirdikçe ki tam bir sayı vermek gerekirse oyuna toplam 3 saat vakit geçirirseniz alan küçülüyor ve hazineyi kolayca bulabiliyorsunuz. Hazineyi bulmak için bir küreye ihtiyacınız var ve bu küreyi de yine haritada dolar işaretiyle simgelen herhangi bir markete gidip burada yer alan kırmızı küreyi satın alarak kazım işlemini gerçekleştirebilirsiniz. 3 hazineyi de bulduğunuzda 100.000 kadar gold coin elde ediyorsunuz. Bir sonraki Exchange Resources for Gold Coins yazan seçeneğe geldiğimizde de burada da bize gold coin elde etmenin bir başka yolundan daha bahsediliyor. Hemen ekranın üst tarafının en sonuncu sırasında yer alan Exchange sekmesine tıkladığınızda da sahip olduğunuz Copper, Diamond ya da Emerald gibi materyallerinizi gold coin elde etmek adına dönüştürebiliyorsunuz. Son olarak Battle of Pirates and Men adındaki etkinliğe baktığımızda da oyuna her 2 saatte bir gerçekleşen ve korsanlarla insanların kapıştığı bir etkinliğe katılıyorsunuz. Etkinlik başladığında rastgele olarak bir takıma atanıyorsunuz ve eğer etkinlik sonunda kazanan tarafta olursanız da gold coin elde ediyorsunuz. Savaş toplamda 10 dakika sürüyor ve yalnızca size verilen revolver silahını kullanabiliyorsunuz. Son olarak takımınız savaşı kazanamasa bile tüm katılan oyuncular 10.000 altın elde ediyor. Bunun dışında hemen üstteki sekmelerden Quest'e tıkladığınızda burada toplamda 12 tane görevin yer aldığını göreceksiniz. Burada size verilen görevleri yaparak görev başına 200.000 gold coin kazanabiliyorsunuz. Son olarak bu etkinlik ekranında hemen sağ tarafta yer alan geminin altındaki Get seçeneğine bastığınızda da bir gemi elde ediyorsunuz ve bu gemiyi de envanterinizden seçip oyunu dilediğiniz bir yere yerleştirin ve sonrasında da ekleşime geçip Run seçeneğine bastığınızda 4 saatlik bir geri sayım başlatmış oluyorsunuz. Geri sayım sonucunda hemen bu ekranda yazan gold coin'in sahibi oluyorsunuz. Ayrıca bu ekrandan her gün bir kere olmak kaydıyla odunculuk yaparak düşürebildiğimiz timber yani keresteler karşılığında geminizin seviyesini arttırabilir ve böylelikle de 4 saatte kazanılan gold coin miktarını arttırabilirsiniz. Alternatif olarak hemen sağ taraftaki Pirate Pack adındaki paketi de 30 grand coin karşılığında satın alarak normale göre daha fazla gold coin getiren özel görünümlü bir gemiye sahip olabiliyor. Geminizin seviyesi normalde yükseltemeyeceğiniz bir seviye. Yani direkt 11 oluyor. 500.000 gold coin ile birlikte de bir de gitar aksesuarının sahibi oluyorsunuz. Yine sizler için işleri hızlandıran ve daha fazla gold coin elde etmenize yarayan bu korsan paketi de aklınızda bulunsun. Genel olarak oyuna yeni eklenen bu korsan etkinin olayı bu şekildeydi. Bunlar güncellemeyle birlikte gelen özelliklerini anlatabileceklerimden yalnızca birkaçıydı. Çok daha fazlası ve Grand RP'de birlikte oynamak adına sizleri de mutlaka İngiltere 2 sunucusunda bulunan Alejandro ailesine bekliyorum. Özel bonuslardan faydalanmak adına referanslar linkimiz üzerinden kaydolmayı unutmayın. Böylelikle videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.